Aslında bunun romatizmal eklem ağrıları, romatizmal rahatsızlıklar yaşla da alakalı değil, değil mi? Hiç yani 20 yaşında, 30 yaşında bir... Yok, şimdi şöyle, ben mesela köyde 13 yaşında köye gitmiştim. Hmm. Köyde çocuklarla ırmağa girdik, yüzdük. Hmm. Irmaktan çıktıktan sonra çimenlere yattık. Üşüttüm. Sonra dikkat etmedik tabii. Mahallenin yaşlı kadınları üzerimde deneyler yaptılar. Kızgın kumlara yatırdılar vesaire derken. Eyvah. Daha da kötü oldum. Hı-hı. Robot gibi oldum, eğilip bükülemez. Eklemlerim kireçlendi. O doktor, bu doktor, şu doktor, biraz hareketlendim ama benim de bir tutulum, yani yumuşak dokunulma mantısına yakalandım. Türkiye'de ve Almanya'da doktorlar tedavi edemeyince dedim ki ben yavaş yavaş mezara gideceğim herhalde. Çünkü çok ilaç kullandım. Midemde gastrit, bronşit, alerji, kimi gelin birçok hastalık ortaya çıktı. Evet. 13 sene ilaç kullandığım için birçok hastalık, gastrit, midemde ülser oluştu, kimi gerimesi, alerjik hastalıklar, çok ilaç kullandığım için. Dedim ki ben kendi kendimi tedavi ederim, nasıl ederim? Bir başladım. Bitkilere saldırdınız öyle direkt. 4 yıl üzerimde deneyler yaptıktan sonra bir formül geliştirdim. 6 ay kullandıktan sonra hamdolsun hiçbir rahatsızlığımız kalmadı. Ben böyle bir yılın kışa göre çok soğuksa 8-9 ayını belime 3 metre uzunluk kuşak sararak geziyordum. Ha, sıcak tutsun diye. Tabii belim tutuluyordu. Hı-hı. Öğlene kadar açılamıyordu. Kilitleniyordu adeta. Hamdolsun hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet. Hocam işte o yaşla alakası yok yani. Hani böyle sizinle önceki yaptığımız programlarda mesela yaşlı teyzemiz oğlunu arattırmış. Allah razı olsun dedi ki hani o değneklerden, bastonlardan, o eklem ağrıları yani 70 yaşındaydı sanıyorum yayına bağlanan teyzemiz. 30 yaşındaki bir bayanda da, yetişkin bir erkekte de romatizmal rahatsızlıklar, eklem ağrıları olabiliyor. Tabii tabii ama yaş...